Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde bir kumaş parçasını nasıl yırtılır veyahut bir kağıt nasıl yırtılır onun fizik kısmını inceleyeceğiz. Nasıl yapabiliriz onu inceleyeceğiz. Shift A ile bir tane sahnemize plane alalım. Rotation yapalım 90 derece X istikametinde. Daha sonra edit moda gelip S ve Z dersek şöyle biraz küçültelim. S Z dedik. Daha sonra Ctrl R ile şöyle biraz parçalara ayırdık ki esneklik verelim kumaşımıza. Yalnız ben fazla vertex kullanmayacağım çünkü makine kasıyor. Sizin makineniz daha güçlüyse ki gerçekçi bir şey istiyorsanız bu yüzden vertex sayısını arttırmalısınız. Gerçekçi bir parçalanma olması açısından. Bunu da şöyle 6 yapsak yeterli. Daha sonra bir array modifier daha alacağız peş peşe. Bunu da z eksi istikametinde yapacağım ancak nedense bendeki z çalışmıyor. Yani yanlış yöne çalışıyor. O yüzden y z gibi algılıyor. Z'yi de Y gibi algılıyor. O yüzden şurayı 0 yapıyorum. Y'yi de eksi 1 yapıyorum. Gördüğünüz gibi aşağı çalıştı. Normalde yani şu tarafa çalışması gerekiyor. Y istikametinde ama aşağı çalışıyor. Z istikametinde çalışıyor. Bende böyle oldu. Nedense artık ben de bilmiyorum. Çok da önemli değil. Sonuçta istediğimiz sonucu aldık mı? Aldık. Gerisi bizi bağlamaz. Değil mi? Ne yapıyoruz şimdi? Bunu da aşağıya doğru şöyle biraz arttıralım. Çok fazla oldu. 24 tane yeterli. Daha sonra obje moda geliyorum. Alt C dersem modifierların hepsi otomatikman buradan bu şekilde apply edilmiş oldu. Daha sonra T deyip yandaki paneli açıyorum. Şunu Ctrl A ile Rotation Scale ve Ctrl A ile Location deyip kalıcı hale getiriyorum. Daha sonra orijini merkeze almayı da unutmuyoruz. T deyip burayı kapatıyorum. Şu an 1'den bakıyoruz. 3'ten bakarsak yan taraftan bu aşağıda kalmış biraz. Şöyle şunu yukarıya alalım. Şöyle yukarı aldık. Tekrardan Ctrl A deyip Location diyeceğiz. T diyeceğiz. Şuradan merkeze alacağız gene. Bu çok önemli. Fizik yaparken Blender'da fizik kısmında bunlar çok önemli. Shift A diye bir tane Bezier Curve alıyorum. Bunu da Rotation 90 deyip Y istikametinde döndürdüm. Şöyle tam böyle karşınızda olacak şekilde. Şöyle biraz bu tarafa alıyorum. Daha sonra obje moda gelip şu üstteki ortadaki segmenti seçip vertex'i diyelim. Extrude'la uzattım. Daha sonra rotation'la şöyle döndürüyorum. Komple şunu seçersem, S'li küçültürsem şöyle. G ile şöyle taşırsam biraz daha kancaya benzedi. Daha sonra şuradan kör kısmına geliyorum. Bu half olanı fullleyip tam dolduruyorum. Şu depth'te de arttırırsam şu şekilde. Bu biraz şimdi üçgendir şöyle yakından bakarsak. Şu resolution'ı 3 yaparsam yuvarlaklık vermiş oldum. Daha sonra şu uçtaki vertex'i seçiyorum. Alt S deyip ucunu sivrileştiriyorum şu şekilde. Bu da buna yeterli. Şöyle 3 diyorum. Hatta tepeden bakayım. Daha sonra obje moda geliyorum. Bunu şöyle kumaşın ortasına alıyorum. Şöyle bakarsak daha garanti olur. İkisi de sahnenin içinde kalmış ama şöyle ikisini de sahnenin Ctrl Z ortasına alayım şu şekilde. Tepeden baktığımızda şöyle sadece şunu seçeyim. Şöyle ortalayayım şunu. Tamam.
Böyle oldu. Kontrol A diyorum. İkisini de seçiyorum. Kontrol A deyip location diyorum. Niye yanlış oldu? Tek tek yapmam gerekiyor o zaman. Kontrol A. Location. Evet. Kontrol A. Location. T deyip orijinlerin merkezi alıyorum. Plane'imizin de yani kumaşımızın da merkezini aldık. Şimdi geldi kancamıza. Az bir şey keyframe kaydı veriyoruz. Bu noktadayken iyi diyorum. Location yapıyorum. 30. frame'de yani 1. saniyede şöyle kumaşın içine girsin. İyi diyorum. İşte 70. frame'de biraz aşağı insin şöyle. İyi diyorum. Şöyle bakarsak. İşte şurada rastgele yapıyorum. Biraz daha aşağıya indiriyorum. İyi diyorum. İşte şuradayken de tamamen aşağı indirip iyi diyorum. Pardon, şöyle iyi yapıyorum. Evet, doğru. Tamamdır. Şuradan 200 sonu frame olsun. Biraz daha aşağı aldık. İyi diye kontrol bize. İyi diyorum. Location yapıyorum. Şunu da 200 yapıyorum. En başa sarıyorum. Şuradan bakalım. Şimdi bu tamamdır. Körpümüzü Alt C ile mesh yapalım. Çünkü buna collision özelliğini vermek için mesh olması lazım. Buralara dokunmuyoruz şimdilik. Bunu size göstereceğim birazdan ne işe yaradığını. Kumaşımızı seçiyoruz arkadaşlar. Kumaşımızı seçiyoruz. Şimdi biz kumaşımızı tersten bakıyoruz değil mi buna? Şu şekilde. Ne yapıyoruz? Philip Normals yapıyoruz. Ondan siyah gözüküyor herhalde. Philip Normals. Evet. Şöyle bu taraf karanlık, bu taraf aydınlık. Tamam. Şöyle baktığımız zaman evet. Şimdi bu pelenin vertexleri hemen hepsi birbirinden bağımsız. Şöyle göstereyim size. Bir tane seçtim. Kontrol edersem ve G edersem hepsi bundan birbirinden ayrı. Yani burada vertek üstüne vertexler bindirmiş durumda. Amacımız şu. Bunlar birbirinden ayrı olmazsa tel tel kopmaz. Yani kumaş özelliği gibi bu birbirinden ayrılmaz. O yüzden vertexlerin belli bir şekilde birbirinden ayrı olması lazım. Siz bunu manuel olarak elle de yapabilirsiniz. Şöyle yani bir dersek kontrol bir dersek tam bu tarafa bakıyoruz. Mesela şu şekilde seçip şöyle C ile mesela C ile şöyle yaptınız, şöyle yaptınız mesela. Şu şekilde yaparsanız mesela şöyle örnek olarak gösteriyorum hızlı hızlı şekilde. Bunları belli bir istikamette seçtikten sonra klavyeden V'ye basıp ayırırsanız bunlar böyle ayrılır. Ctrl Z diyorum, geri alıyorum. Yani bunu kendiniz elle de biçimlendirebilirsiniz. Ben sadece örnek olması açısından Array Modifier'ı çoğalttım. Yani bunlar boydan boya birbirinden bağımsız yani. Birbirinden bağımsız ki kopsun. Bu açıdan bunu size gösterdim. Şimdi biz buna bir vertex grubu tanımlamak zorundayız. Yani bu şartlarda vertex grubu tanımlamak zorundayız. Öteki türlü tanımlamasak da olur. Yani bir kumaş parçası bir insan bedeninde ise vertex grubu tanımlamasak da olur. Ama bu şekilde ben tanımlamak zorundayım. Hem de sizin açınızdan bilmeyenler için de iyi bir örnek olur. Bütün grubu, bütün vertexleri tek bir vertex altında gruplandırıyorum. Bunun ismini de pinned yapıyorum. Yani pinlenmiş, iğnelenmiş olacak bu. İğnelenmiş anlamında daha doğrusu. Yani bir yere biz bunu iğneledik ki yer çekiminden ve cloud modifier'den fazla etkilenmesin diye. Amacımız bu. Bu tamamdır. Daha sonra buna bir cloud modifier'ı uygulayalım. Şuradaki pinning'den grubumuzu seçelim. Pinning grubunu aktifleştirelim. Burada cloud waves var. Field waves. Yer çekimini de sıfır yapacağız. Tabii şimdi yapmasak da etkisi yok. Çünkü bütün vertexler pinlendiği için hiçbir şekilde yer çekiminden etkilenmeyecek. Ama biz gene bunu sıfır yapalım.
Birazdan yağ lazım olacak çünkü gene kullanacağız bunu. Daha sonra buna particle seviyenden particle tanımlayacağız. 1000 tane demiş. Şimdilik bunu biz 50 tane yapalım. Lifetime bakın start 0 end de 0 olacak. Lifetime 100 olabilir. Burası face random. Volume random da olabilir. Face random da olabilir. Volume random kalsın şimdilik. Burada fizik no diyoruz. Fizik hiçbir fizik özelliği olmayacak. Buna da non diyoruz. Buna da non diyoruz. Pardon, şuna render non demeyeceğiz hiçbir zaman. Pardon, render değil. Nerede o? Display. Bu render de olacak. Heh. Bu da sadece buna non diyebiliriz. Buna da pek önemi yok, kalsın. Buradaki önemli olan şu ayarlar. Bir de fizik kısmındaki. Nerede o? Şu. Bu ne olacak kesinlikle? Ve şurası da 0,0 olacak. Burasını dilediğimiz gibi arttırabiliriz. Burası tamam. Şurası açık kalsın. Şimdi modifier paneline geldik. Particle sisteminden tepisini alacağız. Modifierların en tepesini alıyoruz. Biz buraya bir tane explode modifier alacağız. Bunu da cloud modifier'ın üstüne almak zorundayız. Burası böyle kalsın. Cartridge'i de yapalım. Burası böyle kalsın. Refresh. Şimdi bize bir tane de şey lazım. Şimdi burada bütün vertexler pinli olduğu için hiçbir şekilde parçalanmadan etkilenmeyecek ve hiçbir şekilde şeyden etkilenmeyecek. Onun ismi Cloud Modifier'ın etkilenmeyecek. Ama biz etkilenmesini istiyoruz ama sadece belirlediğimiz alanlarda etkilenmesini istediğimiz için biz buraya bir tane Vertex Weight Proximity'yi tanımlıyoruz. Bunu da Cloud Modifier'ın üstünde almak zorundayız. Şuradaki Vertex grubunu pinlet, yani bütün vertexleri seçiyoruz. Şuradaki pinlenmiş grubu buraya seçiyoruz. Hedefteki objemiz Bezier Curve. Yani Bezier Curve yaklaştığı zaman burada bazı şeyler olacak. Bu mesafeyi de geometriden face'i seçiyoruz. Şu lineyarı smooth yapıyoruz. Yumuşak bir geçiş olsun. Şunu ve bunu buradan izleyerek yapacağız. Yani şuradan bir weight paint kısmına geliyoruz. Şu anda her şey lacivert, yani şeyden etkileniyor. Tamamen Cloud Modifier'den etkileniyor. Bir çalıştıralım bakalım. Gördüğünüz gibi Cloud Modifier'den tamamen etkileniyor. Ama yer çekimi olmadığı için aşağı düşme olayı söz konusu değil. Şimdi ne yapacağız? Burada eksik bir şey mi var sanki? Hayır. Şunu sanki eksik bir şey var gibi geldi bana ama Cloud Geometry Pinlet Bası tamam. Ha, eksik olan şey şu. Her zaman yaptığım hata. Hep unutuyorum bunu. Edit moda geliyorum. Bunlar seçili. Assign etmeyi hep unuttum. Assign diyoruz. Tekrardan assign diyoruz. Garanti olsun. Şöyle bir aile seçim dışı bıraktım. Select dersem tamam, şimdi oldu. Evet, bak gördüğünüz gibi hatam buymuş. Şimdi her taraf kırmızı. Her taraf kırmızı olduğu için bu weight paint'te kırmızı olduğu zaman tam etki anlamında oluyor weight paint. Yani hiçbir fizikten etkilenmeyecek. Yani cloud fizikinden etkilenmiyor. Çalıştıralım. Evet. Şimdi biraz daha hızlı olsun. Şey çalışsın. Bir şey daha göstereceğim size. Gördüğünüz gibi parçalanma oluyor. Sonra tekrardan eski haline dönüyor. Aslında bu da ekstradan bir simülasyon şeyi olabilir sizin için. Yani bununla da başka bir ne bileyim bir şeyler yapabilirsiniz yani. Bu da ayrı bir şey yani. Parçalanıyor, otomatikman geri kapanıyor. Bu da güzel bir efekt aslında. Ama bizim istediğimiz bu değil. Şimdi biraz daha çalışsın. Şu yaklaştın. Durdurduk. Şuradan arkadaşlar Lowest'ı biraz artıracağız. Arttırdık. Şuna Insert Keyframe demeden önce şunu en başa bir sardıralım. Şunu sıfır yapalım tekrardan. Insert keyframe diyoruz. Sıfır olsun. Tekrardan çalıştıralım.
Şu şekildeyken şunu biraz şöyle arttırdık. Şöyle arttıralım. Insert keyframe diyoruz. Şunu da arttırırsak bunu arttırmayabiliriz şöyle az bir şey daha. Şu şekilde kalsın. Bu şekilde kalsın. Bu sıfırda olsun. Sıfır mıydı bu? Bir daha çalıştıralım şunu. Şöyle durduruyorum. Bu tam 1'de olsun. Insert keyframe diyorum. Bunu biraz daha şöyle arttırıyorum. Insert keyframe diyorum. Çalıştırıyorum. Şuradan kapanmasın yani. Amacımız şunu kapanmayı engelleyeceğiz. Çok oldum da o sefer tersine dönüyor. Şöyle insert keyframe diyoruz. Bunu da arttırabiliriz şöyle. Şu şekilde. Insert keyframe. Çalıştırıyoruz. Şu geriye geldiği an duruyoruz. Şuradan bunu arttırıyoruz. Şöyle. Insert keyframe. Bunu da arttırıyoruz şu şekilde. Biraz da arttıralım. Insert keyframe. Çalıştırıyoruz. Şunu biraz daha arttırıyoruz. Insert keyframe. Bunu daha da arttırabiliriz. Insert keyframe. Yani bu ince yeri kendiniz istediğimiz gibi yapabiliriz. Ben burada örnek olması açısından gösteriyorum. Fazla da detaylara girmeyeceğim. Bunu da arttırıyoruz şöyle. Şöyle insert keyframe. Keyframe kaydını yapıyoruz. Çalıştırdık. Çok fazla gittik şöyle. Şöyle yaparsak. Şunu şöyle arttırıyoruz. Insert keyframe. Şunu da şöyle arttırıyoruz. Insert keyframe. Bu buna yeterli zaten. Bir çalıştıralım. Evet. Fena sayılmaz. Tamam, burası oldu. Tekrar eski haline gelelim. Burası tamamdır arkadaşlar. Şimdi pek gerçekçi değil aslında. Çünkü dediğim gibi bunun çok vertex istiyor. Daha kaliteli bir yırtılma gerçekleşmesi için bunun çok vertex'e ihtiyacımız var. Ki buralara girinti çıkıntı vereceğiz. Kendimiz vereceğiz bu girinti çıkıntıyı. Kendimiz elle bunu yapacağız. İstediğimiz sonuca yakın bir şey elde ettik yani. Sonuçta amacımız buydu. Daha gerçekçi olması için de vertex sayısının artması gerekiyor. Ve biraz da manuel olarak kendimiz işleyeceğiz. Şimdi ne vardı geriye kalan? Şu vardı. Şuradaki şunun mesela outer var, inner var. Bu outer'ı arttırırsak daha dokunmadan yırtılma gerçekleşiyor. Gördüğünüz gibi sanki uzaktan dokunur, daha dokunmadan hemen hemen şey yaptı, dağıttı ortalığı. O yüzden bunu fazla şey yapmaya gerek yok. Bunu birinci frame'deyken iyi yapıyoruz. Insert keyframe diyoruz. Şöyle 40. frame'deyken arttırırsak şöyle 50 yapsak yeterli gibi. 50 bu şekilde iyi. Şöyle bir deneme yapalım. Tamamdır. Bu kadar bir şiddetli yeterli. Şu indir arttırabiliriz. Onda sıkıntı yok. Bunu bir de yapsak sıkıntı yok. Olmaması lazım. Deneyelim bir daha. Evet. Arttırmasak ne oluyor? Biz onu görelim. Arttırmadık mı da pek bir değişen bir şey yok yani. Şurada etkilenmeyen alanlar var. Böyle saçma sapan bir şey oluyor bazen. Şunu da durduruyorum. Yapacak bir şeyimiz şu kaldı. Yer çekimi. Sıfırıncı frame'deyken, birinci frame'deyken insert keyframe deyip sıfırdayken insert keyframe diyoruz.
Daha sonra 50. frame'de şunun yer çekimini nokta 0 0 7 gibi bir şey bırakırsak yeterli. Bu kadar az miktarı bile etkiliyor çünkü. Tabii bu şekilde bir sahne için geçerli yer çekimi. Eğer bu kumaş dediğimiz obje insanın üzerinde bir bedenin üzerinde olduğu için yer çekimi yüzde yüz olsa pek etkilenmez. Yani ona göre bir yaptığınız zaman sadece insan vücudu kolajen objesi olduğu için olacağı için yer çekimiyle uğraşmanıza gerek yok. Ama bu şekilde uğraşmanıza gerek var, mecburuz. Şimdi ne vardı? Şuradan diyelim ki Explode Modifier'ı kapattık. Etkisine bakalım. Evet. Explode Modifier'da az önce şurada bir etkisiz kalan yerler vardı az önce. Onu kaldırdığımız zaman şimdi her taraftan yırtılma oldu. Evet. Explode Modifier'ı bir daha yapalım. Şunu da refresh dersek şimdi anlayacağız. Bazı yerler hiç etkilenmiyor. Explode Modifier'ı aktif yaptığımız zaman. Sanki bu tarafta buralara hiç dokunmamış gibi şey veriyor. Bunun sebebi niye ben de bilmiyorum. Şu şeyden. Mesela bunu 100 yapsak çok oldu. 100 yapsak ve şuradan display render şu unborn dersek bakalım bir düzelme olacak mı? Bu sefer daha değişik bir şey oldu. Az önce burası etkiliydi. Evet, böyle bir şey oldu. Burada ince ayarlar var demek. Bir de şu dye'ı seçersek bakalım nasıl olacak. Bir etkisi olacak mı ona bakacağız şimdi. Yok, onların bir etkisi yok gibi herhalde. Bir daha seçelim. Şunları bir kaldırırsak bunların pek bir etkisi yok gibi. Evet. Şunu 1000 yaparsak bu sefer çok tuhaf bir şey oldu. Aha, şuna bak. O zaman şunu 20 yaparsak nasıl bir sonuç çıkacak şimdi görelim. Demek ki bunu düşük tutmak gerekiyor. Bu tamamen yok etsek bakalım particle sistemini nasıl olacak. Evet, tuhaf. Ne yapıyoruz? Modifier paneline geldik. Explode'u değil de şu vertex şunu bir kapatırsak ondan sonra particle'ı da kapatırsak yok yanlış olan şuydu pardon. Bunlar yine kalsın şu şekilde. Bu şekilde kalsın. Yani şeye gelelim. Onun ismi Edit Mode'a gelelim. Burada üst üste binen vertexler vardı. Bunu bir kaldıralım W ile.
W'ye bastık. Remove doubles yaptık. Bu vertexleri kaldırdık. Şimdi exploit modifier'ın etkisini daha net göreceğiz. Ne işe yaradığını. Burada neden kullandığımızı daha net anlayacaksınız. Kullanmasak da olur şeyde az önceki sistemde. Bu şekilde daha net anlaşılıyor. Evet. Aynen. Bu parçaların daha küçük hale getirebiliriz. Nasıl getireceğiz? Şuradan şu sayıyı arttırırsak 100 yaparsak mesela şunu da bir en başa sardıralım. Z dersek Z demeyelim. Ha, Z diyeceğiz pardon. Z dersek şuradan zaten görüyoruz arkadaşlar. Parçaların iyiliği, küçüklüğünü, büyüklüğünü görüyoruz. Şunu 1000 yaparsam daha da arttı. Küçüklük sayısı. 10.000 yaparsam daha da arttı. Evet. Şöyle. Ben şimdi bunu render almaya kalksam çok uzun sürer. O yüzden render'ını almayacağım. Yani uğraş şeyini render derken animasyon kısmını şu çalışamayacağım şurayı. Çok uzun sürer çünkü. Gerek yok. Sizler de ne demek istediğimi anladınız. Şunu elde bırakıyorum. Bir daha çalıştırıp derse son vereceğim. Şu şekilde. Yalnız şurası niye ayrıldı bıçak gibi? Tamam. Bu şekilde arkadaşlar. İnce ayarlarını kendiniz yapacaksınız artık. İşlenecek, izlenecek yol bu. Gerisi sizin bilgisayarınızın gücüne kalmış bir şey. Bu vertex sayısını artırırsak o kadar çok güzel sonuç alırız. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Sizlere iyi günler, kolay gelsin. Umarım faydalı olmuşumdur. İyi günler.